Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 14 Eylül 2023'ün <laughs> ikinci videosuyla karşınızdayım. Can sıkıcı bir haberle başlayayım. İsmail Kartal'dan transfer raporu önce Kroniç ardından da Al Musrati de istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe habere göre konuşuyorum. Son dakikalarda Andre Gomez'e yöneldi. Sarı lacivertler kararı yarın akşama kadar verecek. İsmail Kartal'ın kaliteli bir oyuncu için devre arasını bekleyebiliriz dediği öğrenildi. Yaz döneminde lig kupa ve Avrupa için Geniş bir kadro kuran Fenerbahçe'de 6 numara transferi adeta yılan hikayesine dönerken yönetimin önünde Cuma akşamına kadar zaman kaldı. Şimdi bir konuda ben fikrimi söyleyeyim de. Öncelikle Andre Gomez için ben bunu istemeyen Fenerbahçe düşmanıdır falan diye bir cümle kurmadım. Bir bu. İkincisi şunu söyledim. Kim gelirse gelsin. Taraftar artık öyle bir beklenti içerisine girdi ki dedim. Hani kim gelirse gelsin. Ya bunu alacağınıza hiç almasaydınız diyecekler dedim açık net harbi olan Andre Gomez ben de istemiyorum. Kurunic olabilirdi mesela. Al Musrati olabilir. Mesela bunlardan biri gelse ben memnun kalırım. Ama Andre Gomez ne dedim şu cümleyi söyledim. bu adamın ahı gitmiş vahı kalmış. Bu kadar sakatlık bu kadar şey. Bu adamı bedava vermek istiyorlarsa için içinde bir iş, iş vardır. Samatta da biz bu kazığı yedik bir daha yemeyelim dedim. Aynı merkezden gönderilen 5-6 tane mesaja denk geldim. İşte Gomez'i istemiyoruz diye bize Fenerbahçe düşmanı dedin diye. Merak ediyorum bir önceki videoda Andrea Gomez istemeyen düşmandır falan gibisine bir ifade hangi dakika hangi saniyede kullanmışım atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu haberde şunu söyleyeyim. Sarla lacivertleri bu bölge için transferden en çok zorlayan konu kaliteli isimlerin kulüplerinden vize çıkmaması. Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği kurun için Milan göndermedi. Braga'dan Almusrati O da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor diye satmamış. Son olarak transferler Andre Gomez önermiş. 2019'dan İngiltere Premier'lik Lig Everton tecrübesi falan filan. Şimdi bu haberi okuyacağım. Bir sonraki haberi okuyup sonra size bir, önemli bir şey söyleyeceğim. Teknik direktör İsmail Kartalca transferin birçok yerde bitmesiyle kaliteli oyuncular takımlarında kaldı. Şu anda o bölge için elimizde Crespo var. Transfer yapmış olmak için yapmamıza gerek yok. Bu kadro bana yeter. Şüphesiz ki bu kadro bana yeter demiş. Ara transfer döneminde kaliteli isimler için daha kapsamlı bir çalışma yapıp kadromuza katabiliriz demiş. Tabi bu da yöneticilerin elini rahatlatmış. İkinci haberim şu. Fenerbahçe'de yeni 6 numara Fred. Şimdi bak. Neyse haberi okuyayım. Ön libero transferi yapılmaması ihtimaline karşı planlı hazırlayan tecrübeli çalıştı savunma özellikleri ön planda olan Brezilyalı yıldız bu bölgede kullanacak. İsmail Kartal çözümü içeride arayacak. Kafasındaki ilk plan savunma özellikleri ön planda olan merkez orta saha Fred'i tek ön libero oynatmak. Son senelerde sağ kanat olarak görev yapan İrfan Can Kahveci gerçek yeri olan 8 numarada oynamak istiyor. Cengiz Ünder'i de sağ kanatta istikrarlı bir şekilde kullanmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı. Formda olan İrfancan Can Kahveci'yi de kesmeyecek. Türkçesini anlatayım. Türkçesi şu Fred 6 oynarsa İrfan 8 Cengiz sağ kanat oynarsa Ferdin'in de oynadığı sistemde gerek kalanı yabancıyı döşeyebilirsin. Yabancı kuralına da rahat diyor. Ön libero transferinin yapılmama durumunda ise kariyerinde daha önce defalarca ön libero oynayan, geriden oyun kurma konusunda yetenekli olan Fred 6 numarada görev yapacak. Kartal Fred'in transferi sonrası 6 ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımız 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz demişti. Şunu belirteyim. Bu cümleyi ben çok önceden söyledim. Bu cümleyi çok çok önceden söyledim. Bu cümleyi dedim ki bakın Fred'in altı oynayacağı, altı gelmeyeceği haberleri henüz niye paylaşılmadı dedim. Kurulu. Şurayı bitireyim. Sağ içte İrfan Can, sol işte Şimanski ile 4-3-3 sistemini kullanacak. Öte yandan İsmail Yüksek Bartu Elmaz'ın performanslarından da son derece memnun. Bu arada Bartu Elmaz'ın özellikle Ümit Milli Maçı'nı falan izleyen arkadaşlar şunu söylüyor hocam. İsmail'den daha yetenekli diyorlar. Ben bir şey diyemem. Ocak ayına kadar Fred İsmail Bartuğ'la yola devam edilebilir. Takımdan ayrılmayan Miguel Crespo'nun da İsmail Kartal'la özel bir görüşme yapması bekleniyor. Forma giymek ve kulübede olmak istemeyen Crespo, İsmail Kartal'ın bir önceki dönemdeki gibi şans istiyor. Tecrübesi çok. Fred bu sezon 4 karşılaşmada 355 dakika görev yaptı. Kariyerinde daha önce 84 kez ön liber olarak forma giymiş. Birincisi şunu söyleyeyim. Crespo. Sen daha 2 sene önce Portekiz 2. liginde yıllık 100 bin euroya top oynuyordum. Fenerbahçe seni oradan çekti. Adam hesabına kattı. Aldığın paranın çok çok katını verdi. Şimdi diyorsun ki ben Pende'ye gitmem. E kardeşim Tentum'la görüşüyoruz. 4 milyon euro veriyorlar. Gitmiyorsun. Fransa'dan bir kulüpte görüşüyoruz. 6 veriyorlar. Gitmiyorsun. 5,5. Başka bir yerden 5,5 veriyorlar. Gitmiyorsun. Vallahi kusura bakma. Adın ya paracıya çıkacak. Ya şantajcıya çıkacak. Ya da gideceksin. Onu söyleyeyim. Şimdi Fred'le ilgili de şunu söyleyeyim. Bak kariyerinde bu adam 84 kez ön libero olarak oynamış. Demek ki oynayabilir. Bunda da bir şey yok. Ama ben iki habere dair şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi İsmail Kartal'ın konuşmalarını duydunuz. Bu kadro bana yeter. Ara transferde kaliteli isimler falan filan. İşte Kurun olmadı. El Musrati olmadı falan. Bu haber milliyetin haberi. Milliyet Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen bir gazete. İsmail Kartal 25 Temmuz 2023'te şu cümleleri kurdu. Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın. Buradan ne anlarsınız? Hocam buradan anlamak isteyen her şeyi anlar. İsmail Kartal açık açık dedi ki spekülasyonlar olacak, benim ağzımdan konuşmalar olacak. Benim söylemediğim hiçbir şeye inanmayın dedi. Yani gel anlat. Gel birilerine anlat. Olmuyor maalesef. Arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Benim duyumlarıma göre Fenerbahçe 6 alacak. Hem de kütürü kereği gibi bir 6 alacak. Bak. Kütür kütür kütürü kereği gibi bir 6 alacak Fenerbahçe. Hocam bu isim Endidi olabilir mi? Olabilir. Wilfred Endidi. Altan Tanrıkulu yarın akşama kadar kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılabilir demiş. Endidi. Ömer Çelik başta. Endidi Fenerbahçe'nin uzun zamandır listesinde olan ve görüşmeler yaptığı bir oyuncu. Dün yayında da söyledim Endidi olursa şaşırmam diye. Çünkü Guido Rodriguez sonrasında Fabrizio Diaz Danilo McTominay'e göre olma ihtimali daha yüksek demiş. Kiralama ihtimali var. Artık bu saatten sonra her an her şey olabilir demiş. Şimdi bak, ben başka bir şey daha değineceğim. Yani maalesef değinmek zorundayım. İsmail Kartal endidiyi veto etti diyen arkadaşlar var. Endidiyi veto mu etti, endidiyi veto mu etti. Bilemem. Ama Premier Lig'e çıkmak isteyen, Champions liderlik koltuğunda oturan Leicester City elindeki tek Kaliteli 6 numarayı Fenerbahçe'ye verecek, İsmail Kartal da veto edecek. Ya arkadaşlar, siz mi çok sazansınız? İnsanlar mı sizinden dalga geçiyorlar? Ben bir şey diyemeyeceğim ama biraz sazanlık var gibi sanki sizde ya. Yani biraz birazcık sazanlık var gibi açıkçası. Bak, en dediği için girin internete. 25 milyon euro transfer market değeri var sözleşme bitiş tarihi 1 yıl sonra 30 Haziran 2024'te. Merakımdan soruyorum. Bir senesi kalmış futbolcuyu nasıl kiralıyorsunuz? Merakımdan soruyorum. Gerçekten merakımdan soruyorum. İkincisi 7 maçta bu herif 382 dakika oynamış. FA Cup'ta 2 maçta 102 dakika oynamış. 2 gol, 1 asist var. Championship'te 5 maçta 280 dakika. Ancak şunu söyleyeyim. 5 oyuncu değişikliği olduğu için Artık oyuncuları 90 dakika üzerinden değil 60 ya da 70 dakika üzerinden değerlendirin. Mesela 7 maç oynadı 7 kere 6 420, 420 dakika ya da 7 kere 7 49 490 dakika üzerinden değerlendirin. Ona göre şey yap. Ya mantık olarak, matematiksel olarak sana göndermesi imkansız, Harbi imkansız. Yani Endidi var. 7 kim? Anladınız mı demek istediğimi? Yani yediyi kim? Böyle böyle bakacaksınız. Ben Endidi'ye diye dair hiçbir şey diyemem abi. Şuna gider, buna gider, şu alır, bu alır. Ben bir şey söyleyeyim ama benim mantığıma göre bak. Leicester City şu anda orada lider dediği gibi. Yani Southampton, Norwich City falan da var liderle oynayan. Ön liberon senin Endidi 25 milyon euro. İkinci ön liberan 10 milyon euro. Üçüncü ön liberan Hamza Choudhry 5 milyon euro. Merkez orta sahaları var. Bir tanesi 25, diğeri 12, diğeri 7. O 10 numara pozisyonda da hani 250 bin euroluk isim var. Onu muhtemelen başka yerde deniyor. Yunus Hakkün'ü aldı herifler. Altı arkadaşlar hani her maç oynayacağını düşünüyorlar ama hani orada Mavi Didi var, Atavo, Marçal falan var. Kelleci, Kenacho forvetleri. Bir de Patson, Daka adamların forveti. Ha bu sistemde oynayabilir mi? Tabii ki oynayabilir. Ben Yunus Akgün oynar oynamaz diyemem. Hani ilk, e, hatta iki, iki maça da çıkmış oynamaz diyemem ama şampiyon bir sürü takım var. Bu kadar takım varken anladınız mı? Bu kadar takım varken e, şey, özür dilerim bu kadar takım bu kadar oyuncu değişikliği varken her futbolcu bayağı oynar. Mesela 25 maç oynarsa Yunus Akgün aklıma gelmişken 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye gelecek. Bir de takımı üst lige yükselirse ama burada hiçbir şey belli olmaz. 5 maç sonra her şey al olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Başka Başka da son haberim. Fenerbahçe'den kara Karagümrük'e gidiyor haberiyle. Bitireyim bu videoyu. Kısa olsun bir video daha çekeyim. Kadro planlamasında yer almayan Türk milli takımda eskiden oynayan Nazım Sangare Karagümrük'e transfer oluyor. Ben oldu diye biliyorum bu videoyu çektiğim sıralarda. Şimdi kadro bu şey, kadrodan gönderelim. Kendine takım bul. Yok. Her görüştüğü takımdan yıllık 1.5 milyon euro para istedi. Şimdi açıkçası Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euroyu vermektense oyuncuyu bedava gönderme taraftarı. Bugüne kadar ki bazı takımlar şunu söyledi biz hiç para vermeyelim. Siz yıllık ücretini de karşılayın dedi. Biz de aldı canım başka dedik. Sağlık kontrollerinden geçecek diyor Nazım. Babası Gineli. Annesi Türk olan Türk milli takımını seçen 29 yaşındaki Sabek. Almanya liglerinde oynamıştı. 2017 Antalya Spor'la Türkiye'ye geldi. 3 sezonluk başarılı performansın ardından 1.75 1.75 milyon euroya Fenerbahçe'ye geldi. 114 Süper Lig maçı 5 gol atıp 9 asist yaptı. Türk milli takım formasını 6 kez derletti. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu, Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe'nin görüştüğünü söylüyor. Açıkçası şunu söyleyeyim. Dünkü videoda ben ne dedim? 38 saat içerisinde 5 tane Dünkü videoda değil özür dilerim, sabahki video 38 saat içerisinde 5 tane kap beklediğimi söyledim. Doğru muyum arkadaşlar? Söyledim. Var mı söylemedin diyen? Yani var mı? Yok. Bu arada Fred'i 6 numaraya çekme düşüncesi falan filan da yok İsmail Kartal'ın. Bilginiz olsun. Tamam. Oyuncu zamanda oynamış. Oynayabilir. Kabul. Ama İsmail Kartal'ın da kendi çapında bazı planları planlamaları var. Bilginiz olsun. Dediğim gibi Nazım Sangar'a gidecek olursa benim şu 38 saatteki 5 kaptan birincisi gelmiş olacak. E diğerlerinin ismi de orada. Arkadaşlar lütfen delikanlı olalım. Eleştirirken bile delikanlıca eleştirelim. Bunu sizlerden rica ediyorum. Çünkü bu dönüp dolaşıp size gelir. 45.990 4 abone. 6 abone kaldı. 45 yani 46 bin olmaya 6 abone kaldı. Bir türlü o 6 abone gelmedi. Ee, hocam transfer dönemi bittikten sonra görürsün. Transfer dönemi bittikten sonra da göreceğiz arkadaşlar. Ahde vefa imanlandır. Bu kanalın takipçileri ahde vefalıdır. Bu kanal daha da büyüyecektir. Ben inanıyorum. ihtimal veriyorum. Ve bizim popülerliğimiz yani popülerliğimiz demeyelim. Bizim en yaptığımız en popüler işlerimiz ne? Maç yorumlamak. Canlı yayınlar transfere dair şeyler bu 7 gün 24 saat 365 gün devam edeceği için ben kanalın bu büyümesine daha da sürdüreceğini düşünüyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Transfer sezonu yarın bitiyor ama 38 saatte 5 kap videosunu lütfen tekrar dikkatlice izleyin. Ben bu kadar söylüyorum. Görüşmek üzere.